...bizzat onlara. Anlıyorum. Kim bir kimseyi bir kimseye karşılık olmadan öldürürse... ...ne demek bu? Evet. Yani kim bir masumu öldürürse demek. Evet. Her kim ki günahsız birini öldürürse... Hı hı. ...aynı zamanda bütün insanları öldürmüş gibi de olur. Bu tek kişi insanlığa eşdeğerdir. O halde Mesih... ...cana kıymamış biri olarak... ...masum ve günahsız olarak çarmıha gerildiği zaman... Bütün insanlar çarmıha gerilmiş gibi olur. Şimdi de ayetin kalanına bakalım. Her kim ki onu diriltirse, yani can verirse, Hı -hı. bütün insanları diriltmiş olur. Evet. Ölmüş ve yeniden dirilmiş bu can kim olabilir? Mesih'ten başka. Evet. Ee, bir ayet hatırlıyorum. Kan dökülmek sizin bağışlama olmaz. Evet, çok güzel Bunu bir Bunu bize açıklar edelim. mısınız lütfen? Fidye budur. Evet. Kan dökülmeden bağışlama olmaz. Bu hem Musevilikte hem İslam'da hem Hristiyanlık'ta böyledir. Yahudilerde kurban adeti vardır. Aynı adet Müslümanlarda da vardır. Hı hı. Aynı adet. Hatta Peygamber Fatma'ya ne demişti? Kurbanın ilk kanıyla şehadet getir. Hı hı. Lütfen bize burada kanın önemini anlatır mısınız? Evet. Hatta bilirsiniz peder, yaratılış kitabında... ...Tanrı Adem ve Havva'nın çıplaklığını yaptığı deriden giysilerle örter. Bana sanki bu da kanla bağlantılıymış gibi Elbette geliyor. Elbette bağlantılı. Değil mi? Adem ilk günahı işlediği zaman... Kendini çıplak buldu. Hı hı. Çünkü günah ayıptır. Evet. İşte o zaman Tanrı ona kurtuluşun bu ilk belirtisini gönderdi. İlk simgedir bu. Hı hı. Bir hayvan aldı, onu öldürdü. Hayvanın kanını insanın kanı yerine döktü. Hı. Sonra insanı derisiyle giydirdi. Bu da Mesih'in insanı örten doğruluğunun simgesidir. Çünkü evet. Mesih'in doğruluğu insanı örter. O halde Mesih'in insanlık için bir kefaret olduğunu söylüyorsunuz. Dünyanın günahları için bir kefaret. Günah için. Günah ama sadece için, evet. bizim değil, bütün dünyanın günahları için kefarettir. Yani ister Hristiyan, ister diğerleri olsun fark Müslüman etmez. Müslüman, ister ateist olsun ama önce kabul etmeli. Ha. Mesih herkes için öldü. Evet. Önceden ödenmiş bir hesap bu. Evet. Yararlan o zaman. Peki neyi kabul etmeliler? Mesih'in kendi ruhu için bir kurtarıcı olduğunu. Evet. Buna inanmalı. Mesih onun ruhunun kurtarıcısıdır. Hı hı hı. Fidye'dir. İşte o zaman kurtuluş bereketini tadacak. Hı hı. Ve günahları bağışlanacak. Çünkü Mesih haçta dedi ki, baba bağışla onları. Hı hı. Bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Kefaret ve kurtuluş arasındaki ilişki nedir? Konuyu biraz daha derinleştirebilir evet. miyiz efendim? Hı hı. Buyurun. Kefaret, başkası uğruna ölmek demek. Evet. Peki bunu neden yapsın? Çünkü bu yapılmazsa insan ölünce sonsuz ateşte yanacak. Evet. Ama kefaret ödenirse ödeyen diğerine sonsuz hayatı getirecek. Rab Mesih de bu yüzden öldü. Kefaret hı hı. olarak. Değil mi? Evet. Demek ki kurtarıcı biri için ölürse o kişi artık sonsuz ateşten kurtulur. Ama bu ancak Mesih'in senin adına öldüğüne inanmanla olur. Kitap ne der? Bu nedenle Mesih İsa'ya ait olanlara karşı artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Hı hı. Kim onlar? Doğal benliğe göre değil, ruha göre yaşayanlar. Hı. Onlar yeni yaratıktır. Hı hı. Artık yeni bir doğaları var. Evet. Böyle bir kişi bağışlanır. Mesih'in kurtuluşundan faydalanır ve kendi kurtuluşunu tamamlar. Peki ee, acaba insan için başka kurtuluş yolları da var mıdır yoksa tek yol bu mudur? Evet. Kitap bu konuda çok nettir. Hı hı. Açıkça der ki başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Buradaki başkadan kasıt nedir? Yani Mesih'ten, Mesih'ten başka, başka mı? mı? Evet. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. Zaten o yüzden Mesih'in adı İsa konmuştur. Hı hı. Melek oğlanın adının İsa konulmasını emrederken nedenini de açıklamıştı. İsa kurtarıcı demektir. Hı hı. Adını İsa koyacaksın çünkü halkını kurtaracak olan O'dur. Evet. Demek İsa kelimesinin anlamı kurtarıcı öyle mi? Kurtarıcı. Halkını günahlarından kurtaracak, kurtaracak kişi. Kurtaracak kişi. Güzel, çok güzel. Evet. evet. Ee, i̇zleyicilere bu konuda başka ne söylemek istersiniz? Kurtuluşla ilgili iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Ya da özel bir çağrıda bulunmayı arzu eder misiniz? Çok isterim. Buyurun. Bakın. Eğer bir kişi gerçekten gönüllüyse, değişmeye ve erdemli bir yaşam sürmeye istekliyse bu bile önemli. Hı hı. Çünkü istek eksikliği en kötüsü. Evet. Rab Mesih Kudüs'e bakarak şöyle demişti. Ey Kudüs, ey Kudüs! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Kudüs... ...bir tavuk civcivlerini kanatları altına nasıl toplarsa... ...ben de kaç kez senin çocuklarını öyle toplamak istedim. Ama siz istemediniz. Bakın eviniz ıssız bırakılacak. Yani harabe, ıssız. Neden? Çünkü istekli değillerdi. İşte bu yüzden Mesih diyor ki... ...kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Eğer biri sesimi işitir... Ve kapıyı açarsa, yani kalbinin kapısını açarsa yanına hı, hı. Demek bütün iş isteklilikte. İyi bir hayatı istemekte. Evet. Erdemli ve ruhsal bir hayatı istemekte. Ulvi bir hayatı istemekte. Hı hı. İstekli olup dileyeceksin. Kabul edilmeyi dileyeceksin. Elbette. Mesih'ten ruhunu kurtarmasını dileyeceksin. Artık onun kalbinde yaşamayı dileyeceksin doğruluğuyla seni örtmesini, sarmasını dileyeceksin. Sonra da günahlarından pişman olacaksın. Ve Tanrı huzurunda makbul bir hayat sürmeye kararlı olacaksın. Tabii bunu Mesih'in yardımı ve gücüyle yapacaksın. Çünkü bu makul hayatı yaşamayı olanaklı kılacak olan Rab Mesih'tir. Demek bütün mesele istekli olmakta. Lütfen söyleyin bana sevgili izleyiciler. Tanrı'yla yaşamak ister misiniz? Şayet böyle bir arzunuz varsa bilin ki Mesih dileğinizi mutlaka kabul edecek. Günahlarınızı affedecek ve size yeni bir yaşam umudu verecek. Tek yapacağınız dilemek. Dileyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Ve dua edin. Rabbim beni yalnız bırakma, sana muhtacım deyin. Siz ona doğru bir adım atarsanız, o size doğru pek çok adım atacaktır. Buna inanın. Benim Tanrı'dan, benim için, hepimiz için dileğim, arzum, ricam ve duam tam şu anda bizi izlemekte olanların yüreklerine dokunması ve onları değiştirerek yepyeni bir yaşam vermesi. Amin. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Sevgili izleyenler, bugünkü bölümümüzde kitabın Mesih hakkında neler dediğini, insanların Mesih hakkında neler dediğini ve Mesih'in kendi hakkında neler dediğini konuştuk. Bugün onun sesini işitirseniz yüreklerinizi nasırlaştırmayın. Tam şu anda size sesleniyor. İşte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Mesih'te huzur bulacaksınız. Eğer siz de adınızın yaşam kitabına yazılmasını istiyorsanız, siz de göklerde yaşamak istiyorsanız ki orada Tanrının kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak işitmemiştir. İşte o zaman tüm kalbinizle, içtenliğinizle Tanrı'ya gelin. Ona itiraf edin. Rabbim, bir günahkar olduğumu, günah işlediğimi itiraf ediyorum. Günahlarımı itiraf ediyor ve tövbe ediyorum. Sana olduğum gibi geldim. Seni özel kurtarıcım olarak tanıyor ve sana yakarıyorum. Ve senden benim adımı da yaşam kitabına yazmanı diliyorum. Böylece senin için yaşar, bu yaşamda senin adını yüceltebilir ve sonra da seni sevenler için hazırladığın hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği şeylerin sonsuz hazına huzurla varabilir mi? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek bölümde tekrar görüşünceye dek Tanrı'nın kutsaması üstünüze olsun. Amin.